Türkçe peri masalları. Budala Jack. Ah, prensesim, tüm atlara binebiliyorum. Ah, vay canına, çok çok etkilendim. At binen bir prens neden benimle evlenmek istiyor? Siz prensesiniz. Tüm bu mücevherler, bu saray, tüm servet size kalacak, öyle değil mi? Oysa ona bunu söyleme demiştim. Ne kadar romantik. Evet prensesim, elinizi uzatın, evlenelim. Sadece elimi mi? O zaman bedenimin diğer kısımları bekar kalabilir mi? Kesinlikle. Prensesim, burada bana evet demeniz gerekiyordu. Burada melodik bir tonda sana şunu söyleyeceğim. Hayır. Hayır, hayır bir dakika, hayır. Oh Hazel, sen kralın kızısın. Kızın olduğumu söyleyebilirsin baba. Bunu hatırlamak o kadar zor olmamalı. Seninle zeka yarıştırmaktan sıkıldım artık. Biriyle evlenmek zorundasın. Birçok genç ve asil erkekle tanıştın. Ah baba, senin tacını isteyen biriyle evlenmek istemiyorum ben. Benimle evlenmek isteyen birini istiyorum. Beni olduğum gibi seven birini, beni güldüren birini. Senin kurallarına uymaktan bıktım. Evlilik kurallarından, dışarı çıkma, konuşma, oturma kurallarından. Ama prenseslerin öyle olması beklenir. Hepsi bu da değil. Buraya getirdiğin asil erkekler çok kasıntı. Ben yalın ve dürüst birini istiyorum. Bir çocuk kadar masum birini belki. Tertemiz kalbi olan birini ve en önemlisi de kendi olmaktan korkmayan birini. Kafeste gibiyim baba. Ben esprili, beni dans ettirecek birini istiyorum. O halde senin için bir soytarı aramalıyım. Bay Duncan, sıradaki talibi çağırın. Bakalım. Özür diliyorum majesteleri ama hepsi buydu. Prenses tüm asil talipleriyle görüştü. Ne? Bu nasıl olur? Ben de aynı şeyi merak ediyorum majesteleri. Sonuçta daha bir aydan biraz uzun zamandır talipleriyle görüşüyor. Mizah anlayışın hoşuma gitti Duncan. Benim için zevkli prensesim. Bir şaka duymak ister misiniz? Çok esprili biriyimdir. Ne? Hayır, hayır. Hadi asıl konuya odaklanalım artık. Tüm asil taliplerini geri çevirdiğimize göre şimdi kimi çağıracağız? Ne yazık ki bu durumda eşi olmak için halktan erkekleri de kabul etmeliyiz. Aman tanrım, başımıza daha neler gelecek. Peki o zaman Duncan, halkı da alalım. Dikkat dikkat. Prenses tüm asil taliplerini geri çevirdiği için halktan kendine talip olanlar saraya gelip elemelere katılabilir. Ancak sakın unutmayın, sadece eğitimli ve bakımlı erkekler saray kapısından geçebilecektir. Yarın prenses müstakbel eşini seçecek. Sıradaki kasabaya lütfen. Duydunuz mu? Bu sihirli bir an. Prenses sizden birini seçerse nasıl bir servete kavuşacağımızı düşünün. İki oğlumu da ben eğittim ve ikinize de bakımlı olmayı öğrettim. Elbette baba. Eğitimli mi dedin? Muhasebecilik kurallarını avucumun içi gibi bilirim ben. Ben de Latinceyi her dil kadar bilirim. Dikiş de dikebiliyorum. Hassas ve yakışıklı, unutma. Kesinlikle. İki oğlum da şüphesiz çok yakışıklı. Hadi sizi hazırlayalım.
yarın akşam biriniz kesinlikle prensesin kocası olacaksınız. Oh, beni aya götür hadi. Aa, belki de yanlış anladı. Aya dedim sersem. Ama bu da eğlenceli. Buraya geri gel. Oh, benim yakışıklı oğullarım. Gidin bana bir prenses getirin. Tamam baba. Hadi gel Erik. takım elbisem. Aa, onun karşılığında sana bir ders vereceğim. Oo, kardeşlerim nereye gidiyor böyle? Özel bir yere mi? Fark etmene sevindim. Özel bir gün için giyinmiş gibi görünüyorum, değil mi? Hayır, saçın komik göründüğü için sordum sadece. Takım elbisemi mahvediyorsun. Hem saraya da gecikiyoruz. Neden saraya gidiyorsunuz? Söyle bakalım. Jack, bırak da gidelim. Bugünün senin yüzünden rezil olmasını istemiyoruz. Hayır, önce söyleyin. Hadi, sizin abinizim değil mi? He? Yüce Tanrım, evet öylesin. Bu yüzden geri çekilmeli, erkek kardeşlerinin prensesin kalbini kazanmasına izin vermelisin. Bugün kocasını seçiyor. Çekil, hemen! Hadi gidelim Erik. Güle güle oğullarım, güle güle. Aa, baba, lütfen izin ver ben de gideyim. Lütfen, lütfen. Neden? Prensesin kalbini kazanmak için. Ben kazanayım. Onu ben kazanayım. O bir mecaz, şaşkın çocuk. Onun gerçek manada kalbini kazanman gerekmiyor. Onun seçmesi gerekiyor. Ama seçecek. Hem hep uslanmam gerektiğini söylemez misin baba? Zihnen demek istedim. Lütfen baba, bırak gideyim. Tamam, ayaklarımı bırak ve git. Hans, sence saraya girer girmez dikiş dikmeye başlayayım mı? Hayır kardeşim, o senin büyük kozun. Tüm numaralarını en başta gösterme. Muhasebecilik kurallarıyla başla. Onun ayaklarını yerden kesecektir mutlaka. Merhaba kardeşlerim. Meyve, tam ihtiyaç duyduğum şey. Bakıyorum kendine akşam yemeği hazırlamayı öğrenmişsin kardeşim. Çok yaşa. çok komiksin. Hayır, bu müstakbel işim için. Prenses için yani. Ne? Saraya mı geliyorsun? Evet, elbette. Prenses orada olduğuna göre yanılmıyorum, değil mi? Ve ona bunu mu vereceksin? Çürümüş bir meyveyi. Sonuçta saraya eli boş gitmek saygısızlık olur. Doğru. Ve çürümüş bir meyve çok güzel bir hediye olur. Ve sen harika gidiyorsun. Hadi kardeşim, geç kalmayalım biz. Kardeşlerim, bakın ne buldum. Lütfen beynini bulmuş olsun. Ayakkabımı? Onunla ne yapacaksın Tanrı aşkına? Hiç belli olmaz. Bir şey için ihtiyacım olabilir. Evet. Prenses eski ve yırtık bir ayakkabıya ihtiyaç duyabilir. Yeni ve pahalı ayakkabısını kaybedecek olursa. Bunu duydun mu? Bu hiç aklıma gelmemişti. O gerçekten çok zeki. Ama onu alt edeceğim. Daha fazlasını arayacağım. Kardeşlerim, bakın ne buldum. Yine mi? Yine mi? Bakın. O iğrenç şeyi benden uzak tut. Çamur mu? Senin sorunun ne? Hiç belli olmaz. Bir yerde ihtiyacım olabilir. Hadi gidelim abi. Kimse bizi onun yanında görmeden. Yarış istiyorsunuz demek. Tanrım, şuna bak. Dur bakalım. Ne? Ben eğitimliyim. Ayakkabıların çamurlu. Gidebilirsin. Sıradaki.
La 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 la. Harika. Şimdi söyle bana. Neden bu evliliğe uygun olduğunu düşünüyorsun? Ben erkeğim ve sen de bir kadınsın. Aa, bunu açıklığa kavuşturduğun için teşekkür ederim. Yakında sakal bırakacaktım. Peki hepsi bu mu? Servetimi istemiyorsun yani, öyle mi? Oo, serveti olmayana kral denir mi hiç? Yani babanız bir gün ölecek değil mi? Ne? Hemen çek git. Aa, hayır. Baba, ne hissettiğimi bilmek istemez misin? Evet, elbette. Bu erkeği nasıl buldun? Hayır! Hayır mı? Ne? Buna gerek var mı cidden? Reddedilen herkes nehre atılıyor. Sırada Usta Hans Hemingway var. Diğer yeteneklerinin yanı sıra aynı zamanda Latince uzmanı. Peki o halde bana Latince bir şiir söyleyebilir misiniz? Usta Hans gibi Latince uzmanı değilim ama sanıyorum bu Latince değil. Umarım doğru söylemişimdir. Herhangi bir dil biliyor musun acaba? Ne romantik. Muhafızlar sıradaki. Hayır. Hayır. Ego meum barakkas ire et mingo. Ne dedi bu? O şiir miydi? Prenses altına işeyeceğini söyledi efendim. Onu hemen fırlatın gitsin. Hayır, hayır, hayır. Saçım, elbisem, hayır. Sıkıldım. Yürüyüşe çıkabilir miyim? Hayır canım. Sırada daha çok kişi var. Sıradaki... Sırada Usta Eric Hemingway var. Usta Hans Hemingway'in kardeşi ve muhasebecilik kurallarını bilen bir uzman. Kurallar. Muhasebecilik kuralları. Muhasebe tutmak çok önemlidir. Ne? Şimdiden sıkıldım. Sıradaki. Hayır durun. Yüzme bilmiyorum. Dikiş dikebilirim. Dikiş dikeyim ben. En azından bir sal verin. Buna cinayet denir. Oh, kapa çeneni. Su serin değil. Boğulman imkansız. Dur. Seni aptal keçi. Selam kardeşim. Burada ne yapıyorsun? Senin şeyde olman gerek... Jack, bana elini ver. Neler oluyor burada? Muhafızlar, onları yakalayın. Üzgünüm kardeşim, gitmek zorundayım. Dur Jack, hayır. Muhafızlar, yakalayın. Muhafızlar, hayır. Kimsin sen? Merhaba, ben Jack. Ne kadar güzel bir elbise giymişsin. Tasarımı kime ait bunun? Dans etmek ister misiniz hanımefendi? Kesinlikle. Çok eğleniyorum şu anda. Harika bu. Yüce Tanrım, sen de kimsin? Hemen sarayı terk et. Hayır, dur baba. Söyleyeceğim bir şey var. Kararımı verdim. Ben onunla evleneceğim. Evet, hayır. Çok güzelsiniz. Ama ben buraya prensesi görmeye geldim. Çok ama çok üzgünüm. Etrafına baksana. Sence ben kimim? Prenses sensin. Ben prensese aşık oldum. Şu işe bakın. Evet, şu işe bakar mısın? Buna pişman olacağım. Peki papazlar, düğün hazırlıklarına başlayın hemen. Kızım sonunda kocasını seçti. Görüyor musun Hans? Böyle bir ihtimal var mıydı? Gayet de vardı kardeşim. Her zaman Jack'in budalı olduğunu düşündük. Ama değil mi?
Bize göre budala olabilir ama bu herkes için budala olduğu anlamına gelmiyor. Herkes birbirine farklı gözle bakar. Buna algılama denir. Jack hiçbir zaman kendi gibi olmaktan utanmadı. Hatta o kendini hep sevdi. En iyisi de budur, emin ol. Ancak kendimizi sevdiğimizde yaşamayı öğreniriz. Hadi artık sudan çıkalım, yoksa üşüteceğim.